bu 26 Haziran 2019'da getirilen kanun teklifinin üzerine durulmasını bir düşünce olarak ben burada açıklıyorum. Bu sözlerinin ardından hedef alınan Başbuğ eleştirilere yanıt verdi. Eski bir genelkurmay başkanı, kendisini gayet iyi tanırım, bu düzenlemeyi bahane ederek meclisimizi toptan itham eden bir takım açıklamalar yapmıştır. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasayı eleştirmişti. Başbuğ, yasayı örnek göstererek FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması gerektiğini belirtti. Yasaya onay verenlere işaret etti. Çok da merak ederim bu kanun teklifini. Kim, neden, nasıl o gün 25'i 26'ya bağlayan gece yarısı gündeme getirdi. Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbuğ'a hükümet cephesinden sert tepki geldi. Başbuğ hakkında yasaya onay veren AK Partili 6 milletvekili suç duyurusunda bulundu. Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Parlamentonun iradesine vesayet koyma hayırlısılarının yeniden bu konuyu gündeme getirmeleri. Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuşan Başbuğ, devam eden tartışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Başbuğ, benim çizgim belli ve net. Benim için her şeyden önce vatan toprağımızın ve milletimizin birlik bütünlüğünün korunması gelir ifadesini kullandı. Sözlerinin arkasında duran Başbuğ, doğru bildiklerimi dün olduğu gibi bugün de ve yarın da söylemeye devam edeceğim dedi.